3, 2, 1, kayıt. Bir YouTube takipçimiz demiş ki, 1,5 yaşında Down sendromlu melek bir kızım var. Down sendromunun klasik bir tanımı var ve tanımın içindeki maddelerden biri de orta düzeyde zihinsel engellilik. Öncelikle biyolojik olarak zihinsel engellilik nedir? Sonra sormak istediği de normal insanlar için vermiş olduğunuz sağlıklı beyin tavsiyeleri dışında sizin bir öneriniz var mı? Teşekkür ediyorum sorusu için ama bir benim uzmanlık alanım oldukça dışında. Ama şurasını özellikle belki bir iki cümleyle açabilirim. Zihinsel engellilik denen şey biyolojik bir yargı değildir. Zihinsel engellilik bizim kurguladığımız yaşam tarzı içerisine uyum sağlayıp sağlayamama düzeyine göre yaptığımız bir derecelendirmedir. Tabiatta gayet yaşamla bağdaşır olan bazı farklılıklar modern toplumda çok bağdaşmadığı için onlara özel işte gerilik vesaire gibi teşhisler koyabiliyoruz. Mesela bunların en önemli örneği işte hiperaktivitedir. Tabiatta hiperaktivite çoğunlukla olumlu sonuçlar doğururken bizim şehir ortamında sıkıntı yarattığı için bugün bir problemdir. Mesela teşhis alır ve tedavisine gidilir. Down sendromu ise malum işte bir genetik defekten kaynaklanan bir durum. Defekt diyoruz, aslında bu bir versiyonda olabilir. Yani insanın bir farklı versiyonda olabilir. Fakat şu anda bizim toplumumuzun gerektirdiği mental yetenekler, işte bilişsel yetenekler falan açısından diğer insanlar gibi, tırnak içinde normal insanlar gibi performans gösteremediği için böyle bir tanı konur. Down sendromunun halen neden var olduğu, bu genetik varyasyonun on binlerce, milyonlarca nesil içerisinde neden seçilip buraya geldiğini evrimsel bir perspektifle tekrar incelesinler diye bir herkese anlatıp duruyoruz. Çünkü bunun uzmanlarının olaya şu gözle bakması lazım. Down sendromu, otizm falan, bunların hepsini bir araya toplayalım. Bunların tamamının acaba hafif versiyonlarının bir faydası mı var insanlığa? Ya da bu Down sendromuyla paketiyle taşınan başka olumlu insanın hayatta kalmasını kolaylaştıracak başka özellikler de mi var? Biz genellikle bunları pek görmeyiz. Biz şu anda hastalık kısmına ya da gerilik kısmına bakıyoruz. Dolayısıyla o konu hala büyük bir soru işareti. Yani biyolojik olarak Down sendromu diye bir şey hala niye var? Diyorlar ya sene 2019 olmuş hala bilmem ne var. Onun gibi bir soru bu. Biyolojik olarak bir şey varsa bir sebebi vardır. Önerilere gelince insan türünün hayatını daha verimli yaşayabilmesi, beynini ve işte bütün bedensel donanımını daha iyi kullanabilmesini her zaman verecek en iyi tavsiye o kişinin destekleyici, seven, nasıl diyelim, sevgi bağıyla birbirine bağlı bir topluluk içerisinde bulunmasıdır. Özellikle mesela Down sendromlu arkadaşların işlettiği kafelere falan ben gittiğimde mesela oralarda sadece yani Down sendromlu onlar çalıştığı için tabii belli bir modda giriyorsun ama o insanların size yaklaşımları, muhabbet tarzları, bir adım attığınızda size 10 adım atmaları, yani sevgiye ne kadar müsait ve aslında ihtiyaç duyduklarını da çok gösteren bir şey. Dolayısıyla benim önerebileceğim, zaten sorunun soruş tarzından sevgi püskürüyor, üstüme başıma bulaştı, ne kadar güzel, böyle işte melek kızım var bir yaşında falan, o sevginin devam etmesi, onun dışında beslenmesidir, sporudur, aktivitesidir, bunlar hep sekonder. Uzmanlarından bol bol internetten tavsiyeler bulabilirler, onları bir daha tekrarlamaya gerek yok. Görmüyorum. Ama ve lakin esas olan sevgi, esas olan destek, esas olan her insan gibi onların da özel olduğunu hissetmeleri gerekiyor. Geriliğin ise mesela okulda muhtemelen sorun yaşayacaklar, sosyal ortamda muhtemelen sorun yaşayacaklar. Sırtlarını dayanacakları birileri varsa aile, dost, yakın çevre vesaire. Bunların etkileri de minimalde kalacaktır. Tabii biz de hem soruyu soran velimizle hem de bu konularla ilgilenen herkes olarak toplumda bu tip farklılıkların daha kolay tölere edilmesi, bunlarla beraber yaşamanın bilincini oluşturması için çalışmalara devam etmemiz lazım. Çünkü biz çevreden ne kadar destek olursak bu insanlar hem o kadar normal fonksiyon görebilirler hem de biz onlardan o kadar fazla istifade edebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu güzel soru için. İsmi yazmıyor galiba ama ufaklığa da bir öpücükler gönderiyorum. Özellikle şu gıdık bölgesinden alırsa memnun olurum.